Ve diğer cephe, CHP ile İyi Parti arasındaki ittifak süreci de yılan hikayesine döndü. İki parti bir türlü Ankara düğümünü çözemedi. Partilerin heyetleri sürekli birbirlerine gidip geliyor. Ankara'da İyi Parti Genel Merkezi ile CHP Genel Merkezi arasında müthiş bir trafik var şu saatlerde, hala devam eden bir trafik. Ankara adayı kim ve hangi partiden olacak sorusu yanıtını bulamazken CHP içinde bir rahatsızlık daha var. Partililer diyor ki süreç bizden gizli tutuluyor. Bu da bir rahatsızlık başlığı CHP içerisinde. İki partinin heyetleri arasındaki görüşmede düğümün çözülememesi durumunda ittifakın sonlandırılması da gündemde, ama iki lider bu akşam bir kez daha bir araya gelecek ve amiyane tabirle dananın kuyruğu bu akşam kopacak. Ne Kılıçdaroğlu Akşener'in Ankara'ya hem Cumhuriyet Halk Partili seçmenin razı olabileceği hem de sağ seçmenin oy verebileceği bir kişi, iki partinin ortak adayı da olabilir. Ne de Akşener Kılıçdaroğlu'nun önerilerine evet dedi. Umarım güzel şeyler olur. İki lider bir türlü üç büyük şehir düğümünü çözemedi. Eğer mesele isim konuşmaya kaldıysa isimler üzerinde herkesin farklı bir değerlendirmesi olabilir. CHP ile İyi Parti arasındaki ittifak süreci yılan hikayesine döndü. Kulislerde konuşulanlara göre CHP ile İyi Parti arasındaki işbirliği görüşmelerinde üç büyük şehirde tıkanıklık yaşanıyor. İki partinin görüşmesinde yaşanan düğümün çözülmemesi durumunda ittifak sonlandırılması gündemde. Özellikle rahatsızlık parti meclisi toplantısında ortaya çıktı. İttifak görüşmeleri konusunda partililer kendilerine bilgi verilmemesinden şikayetçiydi. Bu şikayetlerini de Kılıçdaroğlu'na ilettiler. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu kapalı toplantıda söylediklerimi canlı yayınların son dakikalarında görüyorum diyerek bilgi vermedi. Ve ittifakla ilgili açıklama yapmaktan sıklıkla kaçınan Kılıçdaroğlu bugün sorulardan kaçamadı. Son durumu yine üstü kapalı cümlelerle açıkladı. Görüşmeler devam ediyor. Umarım güzel şeyler olur. Türkiye bu ittifak görüşmelerini başarıyla sonuçlandırır. Benim de en büyük arzularımdan birisi bu. CHP lideri Mansur Yavaş'la ilgili bazı soruları da yanıtsız bıraktı. Teşekkür ederim. Mansur Yavaş'a teklif yaptınız mı efendim? Pardon. Ve ilerleyen saatlerde kritik bir görüşme gerçekleşti. İyi Partili Koray Aydın ve Cihan Paçacı CHP Genel Merkezi'ne gitti. 20 dakika CHP'li Oğuz Kağan Salıcı ile görüşen İyi Partililer bazı pürüzler vardı, öz hazırlığa geldik açıklaması yaptı. Şimdi muhalefet cephesindeki trafik bitmiyor dedik, hemen ek yapalım. İyi Parti heyeti Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gitmişti akşam saatlerinde. Haberi biz yayına hazırlarken son durum buydu. Stüdyoya girdiğimizde CHP heyetinin İyi Parti Genel Merkezi'ne gittiğini öğrendik. Yani iadeyi ziyaret, karşılıklı görüşmeler, tabii heyetlerin anlaşması durumunda da iki liderin Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu akşam bir görüşme gerçekleştirmesini de bekliyoruz.